Ben iletişim ve zarafet uzmanı yazar Gökhan Dumanlı. İster iş yaşamı olsun, ister sosyal yaşamı olsun, kılık kıyafetin önemini hepimiz konuşuyoruz. Ne diyoruz? İlk intiba artık 250 milisaniyede gerçekleşiyor. Bakın, göz açıp kapadığımız andan bile kısa bir süreden bahsediyoruz. Birbirini yeni tanıyan iki insan karşılaştığı an itibariyle sadece kılık kıyafetimize, saçımıza ya da hanımların makyajı varsa makyajına bakarak bile, aksesuarlara bakarak bile birbirimiz hakkında fikir sahibi oluyoruz. O yüzden de kılık kıyafetimize yaşamın her alanına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere buna dikkat etmek için birkaç soruya yanıt vermek gerekiyor. Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Başkalarının üzerinde nasıl bir etki bırakmak istiyorum? Bu üç soruya yanıt verdikten sonra, ki bunun ismine biz imaj yönetimi diyoruz, ondan sonra da kılık kıyafet seçimine geçmemiz gerekiyor. Renk analizi diyorlar. Hangi rengi giymem daha güzel olur diyorlar. Onu da söyleyeyim. Renk analizi yapmak istiyorsanız gün ışığının olduğu bir noktada çeşitli renkleri boynunuzun altına doğru tuttuğunuzda, yüzünüz parlıyorsa, bir canlılık gelmişse, gözlerinizin içi ışıldıyorsa siz doğru rengi giymişsiniz demektir. Renk konusunu böyle kısaca burada geçiştirebiliriz. Ama çok daha önemli bir şey var ki imaj yapıcılar ve imaj kırıcılar. Mesela özellikle hanımlar için baktığımızda aşırı makyaj imaj kırıcılardan biri. İş yaşamında özellikle eğer makyaj yapılacaksa çok hafif bir makyaj yapıyor olmak çok daha kabul görür. Dekolte. Asla vereceğiniz mesajın önüne geçmemesi gerekiyor. İş yaşamında dekoltenin çok da yeri olmadığının altını çizmek gerekiyor. Yine aşırı abartılı aksesuarlar, saç modelleri, yine baskılı mesaj içeren tişörtler, bluzlar çok istediğimiz şeyler değil iş yaşamında. Beylere baktığımızda ise yine mutlaka gömlek tercih etmeleri, saç sakal temizliğine ve bakımına özen göstermeleri, bir gün önceden kalmış jöleli saçlarla asla işe gitmemeleri, serbest cuma günlerinde en azından mutlaka bir kanvas pantolon ya da bir blazer ceket giyerek spor şık ya da İngilizce tabiriyle smart casual dediğimiz bir giyim tarzını benimsemeleri çok önemli. Bununla beraber tabii ki imaj yapıcılar da var. Eğer kartvizit kullanıyorsanız kullandığınız kartvizitlik, telefonunuzun, tabletinizin, bilgisayarınızın kılıfı, bir kalem kullanıyorsanız şık bir kalem, şık bir ajanda, bunlar da imaj yapıcılar. Yani profesyonel kimliğimizi daha da karşımızdaki insanlara gösteren, hissettiren unsurlar. Yine küçük aksesuarlar da önemli. Beylerde kol düğmesi, cep mendili gibi, hanımlarda fular gibi aksesuarlar da yine bizim imajımızı destekleyen, pozitif anlamda destekleyen aksesuarlar olarak karşımıza çıkıyor.